Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda Mustafa Bey ile birlikte bilgisayarlarımızdan ne kadar radyasyon sızıyormuş bir ona bakacağız. Bu arada arkadaşlar ölçümde kullanacağımız cihaz bu. Bu cihazı kullanmamızın nedeni 100 kHz ile 3 GHz arasındaki frekans dalgalarını ölçebilme yeteneğine sahip olması. Elimde tutmuş olduğum aletin euro değeri de 17.000 euro, yani yaklaşık 70.000 TL diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz. Bununla beraber şunu belirtmek istiyorum. Biz burada uranyumla ilgili bir radyasyon ölçmüyoruz. İyonize olmayan radyasyonu ölçüyoruz. İyonize olmayan radyasyonu ölçelim, gelin. Değer olarak 0.65 volt bölü metreyi gördük. Bu değer insan sağlığına zararlı mıdır? Bu değer insana zararlı diyemiyoruz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ve ICNRP, dünyada iyonize olmayan radyasyonu araştıran kurum tarafından belirlenen limit değerin çok altında olduğu için buna zararlı diyemeyiz. Şimdi Mustafa Bey, bizimkiler PlayStation 4'te şurada bir maç yapıyorlar. PES, FIFA bir şey oynuyorlar. Hazır PlayStation 4 açıkken pek çok takipçimizin evinde olduğunu düşünüyoruz. Bir de bunun radyasyonunu ölçelim. Evet Mustafa Bey, PlayStation 4'ümüzden de değeri 1.32 olarak okuyorum. Nedir yorumunuz? Yani şu anda belirlenen değerin 5 kat daha düşüğü. Arkadaşlar aktif olarak oyundan oynuyorlar zaten. Bunda da endişelenecek bir şey yok. Aynen, o zaman devam edelim. Bir de bir access point'e bakmak istiyorum ben. Access point'imiz 2.77 çıktı. Doğası gereği biraz yüksek çıktığını tahmin ediyorum. Şu gördüğünüz dandik bir aparat buldum ben arkadaşlar. Bu parçayı bir access point'in üstüne koymak istiyorum. Bir tekrar ölçüm yapmak istiyorum. Uygun mudur sizin için? Bence gayet uygundur. Görelim bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Evet Mustafa Bey, gözlerimizle gördük ki bence olağan bir oynama oldu. 2.70-2.9 olabilir bence böyle bir şey. Bu alet hiçbir işe yaramıyormuş. Şimdi ben istiyorum ki takipçilerimize bu aletlerle ilgili biraz bilgi verelim. Öncelikle kullandığımız alet bu aletti. Bunun özelliği nedir? Bununla başlayalım. Bu alet geniş bantta ölçüm yapar ve bilgisayar için en uygun alet budur. Bu alet hangi alanlarda kullanılıyor? Yüksek data transferleri için kullanılan hatların ölçümünü yapar bu cihaz. Anladım. Şimdi şurada uzay üssü gibi bir şey var. Bu alet radyo TV'lerin ölçümünü yapmak için kullanılıyor. Çünkü radyo TV'ler biraz daha düşük frekansa yayın yapar. Şimdi geldik buna. Bu endüstriyel ölçümler, büyük teknoloji marketlerdeki yüzlerce televizyonun oluşturduğu manyetik alan ölçümü için bu cihazı kullanıyoruz. Bu cihaz çok düşük frekansla enerji kratları, trafo gibi manyetik alan saçan kaynakların ölçümünü yapar. Son bir sorum var. Bizimkiler bunu çok merak ederler. Buranın toptan maliyeti ne kadar? Söylemenizde sakınca var mı? Sakıncası yok. Yaklaşık 350 bin lira gibi yatırım maliyeti var şu anda burada. O zaman arkadaşlar yavaş yavaş da videomuzu kapatmanın vakti gelmiştir. Mustafa Bey, tekrar çok teşekkür ederiz içeriğimize sunduğunuz katkı için. Rica ederim. Arkadaşlar sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve muhtemelen bu konuyla ilgili meraklı arkadaşlarınız vardır, onların da bilgilenmesi için videoyu paylaşmayı unutmayın. Yorum bölümünü zaten biliyorsunuz, hepinize açık. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Her iki yanımda durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka Web Tekno içerikleri izleyebilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.